Abi yeter artık. Cidden ben daha fazla tahammül edemiyorum bu AKP iktidarına da Erdoğan'la da ya. Maddi manevi bitirdiler abi ülkeyi. Bak biz mesela önceden hem yurt dışı hem yurt içi yılda birkaç kez tatile giden insanlardık. Şimdi yılda bir kere tatile gidebilsek şükür namazına duruyoruz. Ben ateistim abi, niye namaz kılıyorum ben ya? Ben ateistim abi. Allah aşkına niye namaz kılıyorum ben? Günü ateist olarak başlıyorum. Eve ekmek götürebildiğim için akşam şükür secdesine kapanıyorum ben ya. Sokaklarda cirit atan binlerce katile, sapığa, hırsıza, arsıza, yobaza denk gelmeden sağ salim günü atlattık diye ailecek toplu şükür duası yapıyoruz biz. Herifler ülkenin dört bir yanını betona çevirdiler abi. İklim değişti resmen bunların yüzünden. Geçen gün bak yağmur duasına çıktım ben bir ateist olarak ya. Böyle ateistlik olmaz ama Doğru ya. diyorsun kardeşim ya. O yüzden 14 Mayıs günü bu Erdoğan ve ortaklarına sandıklarda okkalı bir tokat atacağız inşallah. Siz nerede oy kullanıyordunuz bu arada? Ha, biz mi? Ya benim 14 Mayıs'ta maalesef yurt dışı fuarım var ya. Şirket sağ olsun hem bana hem de bizim aile için otel ayarlamış. Biz de dedik kaçırmayalım dedik bu fırsatı. O yüzden maalesef oy kullanamıyoruz biz kanka ya. Anlayacağın adam yine kazandı maalesef. Nasıl ya? Nasıl ya? Ya yemin ediyorum çıldıracağım artık ben bu ülkede ya. Bu adam hala nasıl bu kadar oy alabiliyor abi ya? Nasıl? Ama sana bir şey söyleyeyim bak, bu millete müstahak abi. Bu millete kıçına giyecek bir tane donu yok ama her sikimde Erdoğan'a verecek oyu var ama. Değil mi? Bırak abi, müstahak bunlar ya. Bunlara müstahak abi ya. Dur ya, hemen umudunu kaybetme birader. Daha ikinci tur var. Bu arada pazar günü oy kullanıyorsun, değil mi? Ha oy. Oy. Ya ben o gün Çeşme'de olacağım kanka ya. Çok önceden tatil ayarlamıştık biz biliyor musun? Şimdi iptal de demeyiz. Yani yoksa ziyan olacak bir sürü para değil mi? Ulan 3 kuruş ziyan olacak diye ülke ziyan oldu gitti be sığır. Sığır mı? Buradayım ben, buradayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü. Ne oluyor ya? Yok bir şey lan, yok bir şey. Sizin gibiler yüzünden dünyanın en sakin adamı Kemal dedenin bile sabrı taştı be. Ha.